Günaydın. Gelin bu sabah sizinle şöyle mayasız bir pişi yapalım. Yarım su bardağı yoğurt koyuyorum pişim için. Şöyle. Yarım su bardağı süt koyuyorum. Aynı bardakla özellikle koydum içerisinde kalan yoğurtlar da hamuruma girsin diye. Şimdi 3 su bardağı un ilave edeceğim. Şöyle bir. Şöyle iki. 2,5 koyacağım. Diğer yarısını elimle yoğururken yavaş yavaş ilave edeceğim. Üçüncü bardağımın yarısını şöyle koyuyorum. Yarısını birazdan ilave edeceğim yoğururken. Şimdi tarifimin içerisine bir tane yumurta kırıyorum. Bir paket hamur kabartma tozu. Ve tuz ilave ediyorum bir tatlı kaşığı kadar. Hepsi bu. Şimdi hamurumu elimle yoğuruyorum. İster sade, ister peynirli, patatesli, dilediğiniz gibi iç malzeme kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle elimle yoğurayım hamurumu. Yetmezse yavaş yavaş birazcık daha un ilave edeceğim. 3 su bardağı hep tam geliyor bu hamura. Tam ölçüdür. Çok yumuşak bir hamur olmayacak. Ondan sonra merdanemizle açıp bardakla kesip kızartacağız. Hepsi bu kadar. Çok basit bir tarif. Evet, şu anda biraz elime yapışıyor. Bu yarım su bardağını da döküyorum. Şöyle hafif unladığım tezgahıma hamurumu aldım. Şöyle bir kez daha yoğuruyorum. Gördüğünüz üzere tam kıvamında bir hamur oldu. Şimdi ben bunun yarısını ayıracağım. Yarısını merdanem ile açacağım. Tezgahım küçük olduğu için bütününü açmak zor oluyor. Şöyle yarısını ayırıyorum şöyle. Elimle biraz yuvarlayayım. Şöyle hamurumun üzerine biraz un serptim. Şimdi şöyle merdanemi de hemen açıyorum. Çok kolay açılan güzel bir hamurumuz oldu gördüğünüz üzere. Çok inceltmiyorum gördüğünüz üzere. Şöyle yanda yarım santim kadar kalınlık bırakıyorum. Yani hamur açmayı bilmeyenlerin de yapabileceği bir tarif. Şöyle bardağım ile kesiyorum. Şimdi bunların arasına böyle peynir koyup üzerlerine kapatıp kenarlarından ruletle de geçebilirsiniz. O zaman da içli hamur kızartmanız olur. Şimdi biz şöyle yapalım. Arasına piştikten sonra çünkü balon gibi olacak. O zaman da peynir koyabilirsiniz. Kalan hamurumu alıyorum. Tekrar yoğuruyorum. Bunları da bir tepsiye dizeceğim ve kızartacağız. Hepsi bu. Şöyle hamurumuzu çok inceltmeden açıyoruz ve bir bardak yardımıyla kesiyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere yaklaşık 30 tane mini pişimiz çıktı, lokmalık. Şimdi biz kızarmaya. Şöyle pişilerimi kızgın yağda kızartmaya başladım. Gördüğünüz üzere pufur pufur kabarmaya başladılar. Şimdi bu yönleri pişsin, arka taraflarını da çevireceğiz. Hepsi bu. Şöyle pişilerimin arkalarını da çevirdim. Hep diyorum pişicilik kazanacak. Pişilerimiz pişti. Tarifi gelecek.